Malum önümüz Kurban Bayramı. Halk arasında zengin hastalığı olarak da bilinen gut hastalığı, protein alımının fazlalığında olan insanlarda daha sık oluyor, daha çok atak geçiriliyor. Peki gut hastalığı nedir? Gut hastalığı genel olarak eklemleri etkileyen bir hastalıktır. Gut hastalığının sebebi protein ve protein artıklarının bir yan ürünü olan ürik asitin eklemlerde birikerek eklem kıkırdağı harabiyetine ve eklemi saran yumuşak doku harabiyetine yol açmasıyla birlikte seyreden bir hastalıktır. Et ve et ürünleri, biraz da sakat at ve et ürünleri çok tüketenlerde daha çok olan, biraz da küçük balık tüketiminde de olan bir hastalık. Bu dediğimiz gibi doğuştan gelen bir hastalık ve kanda ürik asitlerimiz bir maddenin fazlalaşmasıyla meydana geliyor. Genel olarak alt ekstremite, en çok da ayak eklemlerini ve ayağın içerisinde de en çok baş parmağı ilgilendiren bir hastalıktır. Genelde hastalar ayak baş parmağı etrafında kızarma, ısı artışı ve ağrı şikayetiyle bizlere başvururlar. Genel olarak bütün eklemlerde de aslında bu ürik asit birikebilir. Genel bir halsizlik, yorgunluk gibi de yapabilir. Bu gutta yol açan ürik asit kristalleri böbreği de yorabiliyor ve böbrekte de birikerek böbrek taşı bile yapabiliyor. Aman önümüz kurban, biraz bilhassa bu hastalığı olanların dikkat etmesi gerekiyor. Eklem ağrısı olanların da bu gut var mı yok mu, bu kandan bunu anlamak pekala mümkün. Bir kan testi yaparak bunun var mıdır yok mudur bakılmasını tavsiye ediyoruz. Nadiren de olsa diz ve üst ekstremite, yani ön kol ve kol kemik ve eklemlerinde etkiler. Ve çok nadiren de olsa omurgayı tutulum yaptığı da görülmüştür. Genel olarak hastalar ağrı, eklemlerde kızarıklık, ısı artışı ve yanma şikayetiyle başvururlar. Tanıda direkt grafiler, ultrason ve MR'ın yeri vardır. Tedavide ise hastaların eklemlerinin istirahat ettirilmesi, buz uygulama, bir takım ürik asit metabolizmasını düzenleyen ilaçlar ve özellikle proteinli ürünlerden bir süreliğine uzak kalması istenir.